Türkleri geldikleri yerlere geri göndermek, Avrupa'dan atmak, önce Avrupa'dan sonra da Anadolu'dan atmak idi hedef. Haritayı çizerler, istedikleri gibi oynarlar ama istedikleri gibi kalır düşüncesi ne derece e, sağlıklı, buna ne derece güvenilir bunu izah etmeye çalışıyorum. 1815'te Viyana Kongresi'nde bu e, hedefi kovduktan sonra bakın Akdeniz'in Yine dörtte üçü bizimdi Akdeniz'in. Cezayir 15 yıl sonra gitti 1815'ten efendim. Peşinden Tunus gitti, peşinden Mısır gitti Akdeniz'in kuzeyi, güneyi gitti Kuzey Afrika. Hı hı. Efendim Akdeniz'in kuzeyi yani Avrupa'nın e, orta Avrupa efendim Balkanlar ve Avrupa'nın işte Adriyatik kıyısında olan kısmı gitti. Bakın 1815 1915 arasında 100 senede. Biz 1815 yılında Avrupa'da hala en geniş sınırlara sahip devlettik. Avrupa'da. Yani Fransa'dan geniş sınırlarımız vardı. Ve ciddi sıkıntılarımız olmasına rağmen. Yani Tabi. Avrupa'da de. hala en geniş sınırlarımız vardı. 1815 yılında, 1815'ten 1915 Çanakkale Savaşı'na kadar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç. Evet. 100 senede bizi bütün Avrupa'dan attılar. Demek ki çizdikleri haritaları başarıyorlar mıymış? Bakın başarıyorlarmış. Şimdi Rus savaşına bizi sokacak olsalardı, hı hı. Ukrayna Rus savaşına aynısı gerçekleşecekti. Dede Ağaç'ta o Amerikan ordusu oraya tatil yapmaya gelmedi. Gidecekleri yer yoktu da gel ya delikanlar burada biraz dursun diye Yunanlılar onları oraya getirmedi. Kılıçdaroğlu ağzıyla söyledi. Yani Kılıçdaroğlu'nun istikrarlı bir şekilde pozisyonu her siyasi, her askeri olayda görülüyor. İstikrarlı bir şekilde Amerikan çıkarlarının yanında duruyor. Orada da ne diyor? Suriye ve Libya'da ne işimiz var diyen Kılıçdaroğlu orada ne diyor? Biz Ukrayna'nın yanında yer almalıyız. Bizim Ukrayna ile Rusya ile aramızın bozulmasına hiç gerek yok. Türkiye bütün dünya çapında herkesin takdir ettiği bir şekilde bu ara rolünü yürütüyor ve başarılı bir şekilde Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri teşekkür ediyor. Türkiye olmasaydı olmaz diyor. Dünya açlıktan kurtuldu diyor. Ekmek fiyatlarının 10 misli artmasından dünyayı kurtardı diyor. Övgü üstüne övgü. Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz Ukrayna'nın yanında yer almalıyız diyor. Bu hangi Türkiye'nin çıkarını karşılayabiliyor ki? Şimdi yani konuyu biraz dağıttım. Şuraya geri geleyim evet. müsaadenizle. Hocam. Burada... Eğer biz Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı savaşa girseydik, yani Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı biz oradaydık, savaştaydık.